Kıymetli takipçilerimiz, bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Günün bu vaktinde sizlere çok önemli bilgiler aktaracak olan bir konuğumuz var. Tamamen ekonomiye yönelik diyebiliriz bugünkü yayını. Bugünkü canlı yayın konuğumuz Şeref Yıldız. Kendisi İsviçre MÜSİAD Başkanı, MÜSİAD Genel Başkanı. Yayınımıza hoş geldiniz Şeref Bey. Hoş gördük Bahtiyar Bey. Sizi sadece bir iş adamı olarak değil, aynı zamanda bir iş adamları derneğinin başkanı olarak 2-3 gün önce çok büyük bir işe imza attınız aslında. Konuya bu şekilde girmek istedim bugün. Birçok vatandaşımız bunu bilmiyor. Matterhorn Dağı'na yansıtılan Türk bayrağının mimarı aslında siz ve sizin girişimleriniz sonucunda gerçekleşti. Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Nasıl gerçekleşti? Neler yaptınız? Ne gibi girişimlerde bulundunuz? Ya süreci şöyle izah edeyim size. Biz Ömür Çelik Bey'le bir yürüyüşteydik. O an bir telefon geldi Ömür Bey'e. İhlas Haber Ajansı'nda Mehmet Koca aradı Ömür Bey'i. Matterhorn'da Alman bayrağı gösterilmiş diye Şık'la beraber. Ömür Bey de hemen bana dönerek ya biz de bunu yapabilir miyiz diye bir şey bana baktı. Niye evet. olmasın dedim. Öyle bir süreci başlattık. Aynı gün yazışmaları yaptık. 14'ünde sekreterimiz yaptı Fatma Nur Hanım. Ondan sonra uzun süre bir cevap alamadık. Yani biz aynı gün cevap bekliyorduk. İkinci gün cevap bekliyorduk. Olmadı. İkinci bir yazı daha yazdık oraya Matterhorn Dağı'na. Ben daha önce Matterhorn Dağı'na çıkmış bir insanım. Yani 4478 metre tırmanarak en üstte Türk bayrağı daha önce açmıştım. Onun için ama daha belki o bayrak farklı. Burada ışıkla yansıtılacağım. Farklı bir görüntü olacak düşünerek. Evet. Bu işin beşini bırakmadık. İsviçre'deki tüm sivil toplum örgütlerini organize ederek onların da birer mektup yazmasını sağladık. Onunla da kalmadı. Hatırı sayılır dağcıları devreye koyduk bölgeden. Benim tanıdıklarım. O bölgede tırmanış yapanlar. Çünkü sonuçta bir turizm şeyi bu. Turizm evet. bölgesi. Nihayetinde bize bunlar olumlu cevap vermediler. Ama ben bu sefer gene bırakmadık. Bu sefer dedik ki yani madem bunu yapmıyorsunuz biz parasını verelim yapın bunu. Çünkü bizim için çok önemi var. Onların argümentasyonu şuydu. Dediler ki ya siz koronavirüsten Türkiye olarak çok etkilenmediniz. Yani biz buraya etkilenen ülkeleri şey etmek istiyoruz. İtalya, Fransa, Almanya, Amerika bunlar çok etkilenen ülkeler. Türkiye bu kategoride evet. değil. Ama ben de bu argümentasyonu getirdim. Yani tamam biz buradan etkilenip görmedik ama biz şu anda İsviçre'de 100 bin Türk yaşıyoruz. Bizim de bir motivasyona, bir morale ihtiyacımız var. Bunun yanında Türk hükümeti İtalya'ya, Fransa'ya, başka ülkelere kendisinin ihtiyacı olmasına rağmen tıbbi yardımda bulunuyor. Yani burada bir İslamiyet'in de verdiği bir incelik var burada. Bizim yardım şeyimiz oradan geliyor. Evet. Bunları anlatarak adamları ikna ettik sonunda. Aslında bizim amacımız 23 Nisan'da yayınlatmaktı. 100. yıl dönümüne geliyordu. 23 Nisan'da bize hava durumunun işte bekle iyi olmadığını dediler. Güzel çıkmayabilir. Bulutlu olunca çıkmıyor ışık. 24'üne yaptılar bunu. Bizden de bir ücret talep etmediler. Yani sonuç itibariyle şudur Bahtiyar Bey. Yani istediğiniz zaman, uğraştığınız zaman hiç olmayacak bir şey bile yani önce bir hayalini kurmanız lazım. Ben önce o dağdaki o bayrağın hayalini kurdum kendime. Ve ona göre odaklandım. Yani bu bayrak belki bu hafta bile orada yayınlanmasaydı ben kendi müsiyadın imkanlarıyla o dağa, o bayrağı gene ışıklandıracaktım. Onu kafama ben koymuştum yani. Ama şu anda Cermat Turismus bunu yapmış oldu. Çok teşekkür ederiz onlara. Çok güzel evet. bir jest oldu. İsviçre-Türkiye'nin ilişkileri son zamanda böyle bir ivermeye doğru gidiyor. Bu da bir ivme katmış olacak bu ilişkilerimize. Güzel bir çalışmaydı. Türk toplumu burada çok güzel bir sınav verdi. Tek müsiyat değil, burada diğer sivil toplum örgütleri başkanına teşekkür ediyorum. Biz burada ben yaptım, sen yaptın şeyin değiliz. Önemli olan bayrağın oraya yansımasıydı ve bu bayrak oraya yansıdı. Bizi çok mutlu etti. Türk toplumuna çok gurur verdi. Yani bizim buna ihtiyacımız evet. vardı. Yani İsviçre'de Türklerin son bir 5 senesine baktığın zaman gazetelerde sürekli bizim aleyhimizde haberler çıkıyor. Yani Türk toplumu evet. bunu değiştirmesi lazım. Bunun için bir güçlü bir lobi çalışması yapılması lazım. Diaspora daha güçlü olması lazım. Yani bir Fransa'da 400 bin Türk var. Fransa'daki Ermeni lobisine bakıyorsunuz.
Türk lobisine bakıyorsunuz. Hiç eşdeğer değil. Onda biri değil. İsviçre'de bizim lobimize bakıyorsunuz. Bizim vatan hainlerin lobisine bakıyorsunuz. Bizden çok daha üstünler maalesef. Biz burada sivil toplum örgütleri olarak kendimize bir çeki düzen vereceğiz. Hedeflerimizi belirleyeceğiz. Vizyon sahibi insanlar olacağız. Ona göre yolumuza çıkacağız. Yani biz önce bir yol haritamızı çizmemiz lazım. Ve şu andaki sivil toplum örgütleri başkanlarıyla bu şeyde bir konsensus oluşmuş durumda. Güzel çalışmalar evet. yapıyoruz. Yani bunlar bir tanesi zaten. Bugünkü çalışmalar bir tanesiydi. Bunun gibi çalışmalar ileriki dönemde gelecek inşallah. Moralimizi yüksek tutalım. Evet, zaten Şeref Bey fark etmişsinizdir siz de. Özellikle sosyal medyada resimin paylaşımı milyonları buldu zannedersem. Evet, yani evet. sadece İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarımız değil, Türkiye'de, Almanya'da, bütün Avrupa'da, hatta bütün dünyada diyelim, bu resimi gören vatandaşlarımızın da paylaşımı oldu. Bu paylaşıma sizin katkılarınızdan dolayı sizi tebrik ederiz. Ben de teşekkür ederim. Biz de kuruluyorduk. Biz de işte Sermat'a tebrik edelim. Yaptıkları için bu çalışmayı. Teşekkür edelim onlara. Evet, Şeref Bey, asıl konumuza gelelim diye düşündüm. İsviçre'de bu koronavirüs salgını çok büyük ekonomiye zarar verdi. Çok büyük bir maddi zararlar oluştu. 33 bin iş yeri zannedersem şu anda kapalı. Birçok Türk vatandaşlarımızın işletmeleri haftalardır kapalı. Serbest çalışanlarda da büyük maddi mağduriyetler söz konusu oldu. İsviçre sizce bu salgından nasıl etkilendi? Yani Avrupa'ya baktığımız zaman aslında bu salgından en az ekonomik olarak etkilenen ülke İsviçre'dir. Niye en az diyoruz? Üretim, İsviçre'nin üretimi daha çok yurt dışında. Yani sanayi üretimleri yurt dışında olduğu için. Bir de ekonomik olarak para da burada olduğu için maddi bir sıkıntıları yok. Yani İsviçre hükümeti İsviçre bir sene çalışmasa bile İsviçre bunu kaldıracak bir güçte. Bu 14 Nisan'dan sonra açıklanan bakette baktığımız zaman, 14 Mart'tan sonra açıklanan bakette baktığımız zaman 40 milyar bir frank ayırdılar kredi olarak işverenlere. Ve bunu evet. öyle bir yaptılar ki yani normalde siz krediye başvururken size işte 10 tane 100 tane soru sordu. Bu da dediler ki biz soru sormuyoruz. Sizin çironuzun %10'unu sizin beyanınıza göre, yani sizin kimse kontrol etmiyor çironuz 2 milyon mu 3 milyon mu? Sizin 2 milyon çironuz varsa siz diyorsunuz ki benim 2 milyon ciron var, ben 200 bin frank kredi istiyorum. Ve bu krediyi size yarım saat içinde sizin beyanınıza güvenerek verdiler. Yani ben böyle bir şeyi hayal bile edemezdim. Ve biz de bundan bütün Türk iş insanlarını, yani tek müsiat üyelerini değil, biz bakın burada biz ayrım yapmıyoruz. Biz burada müsiatın İsviçre şubesiyiz ama bizim şubemiz burada 50-60 üyemiz varsa bizim şubemiz bu süreçte 250 kişiye hizmet vermiştir. Yani evet. üyemiz olsun olmasın herkese aynı hizmet vermeye çalışıyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz. Bu kredilerden bütün işverenleri yararlandırdık. Yani etrafımızda diyebilirim ki %99'u bu kredilerden kullandı. Şimdi sıkıntılarımız evet. ne? Tabii ki şimdi bu kredi faizsiz kredi. 5 sene sonra geri ödeyeceksiniz bu krediyi. Bunu da kullanırken dikkat etmek lazım. Çünkü sonuçta ödenecek bir para bu. Devlet size bu parayı şey için veriyor. Yani diyor ki faturalarınızı öteyin. Piyasa dönsün. Evet. Bunun yanında işte iş sahiplerinin sıkıntısı ne? İşte kira. Şimdi düşünün ki siz mobilya mağazanız var sizin. Bizim böyle bir üyemiz var. Aylık bunun kira bedeli 40 bin frank bir üyemizin. Bir ay acık kabandı kaldığından 40 bin, iki ay 80 bin frank yapar. Büyük bir kayıp olmuş oluyor. Bir de kar yapamıyor. Harcamaları var. Bunlar için de yazışmalar yaptık. Yani şimdi burada kiralarla ilgili mevzuat net değil. Kanun koyucu bu günü düşünememiş. Yani mülk sahipleri derneği diyor ki ben kiramı istiyorum. Kira hakkımız diyor. Kiracılar derneği diyor ki yok biz kira vermekle mükellef değiliz çünkü sonuçta devlet kapattı iş yerlerini. Evet. Burada bir muallaklık var. Şu anda İsviçre hükümetiyle üç tarafta görüşüyorum. İsviçre hükümeti kiracılar derneği ve gayrimülk sahipleri derneği görüşüyor. Ortak konsensus şu diyorlar. Yani hepimiz %1/3'ünü paylaşalım. Yani mal sahibi %1'den feragat etsin. %1'ini devlet versin. %1'ini de
kiracı versin, karşılasın diye bir konsensüs oluşmak üzere. Bunun yanında iş yerinde çalışan, işte işçilerin çalışmadığı zaman Kurzarbeit dediğimiz işsizlik parası devreye girdi. %80 maaştan devlet karşıladı. Ve bunu da çok kısa vadede yaptı. Yani İsviçre hükümeti burada aslında çok güzel bir sınav verdi. Yani hiç piyasaya hiç tereddüt bıraktırmadı. Yani hemen arka arkaya programını yayınladı. Ve en son noktada hani kim sıkıntı da vardı? Taksicilerimiz diyelim mesela. Onlar çünkü tek kişilik şirketler. Onların evet. da en sonunda onlara da bir kolluk atmış oldular. Yani İsviçre hükümeti burada bu krizi çok güzel yönetti. Yani şu ana aşamaya kadar ekonomik yönünde çok güzel bir kriz yönetimi oldu diye düşünüyorum. Türk işyerlerinin çok mağdurlarımız var da olacak ama biz ticaret devam insanlarız. Biz bunlara alışırız. Bizler kurulmasın evet. şirketler değiliz. Yani bizler böyle 50-60 senelik bir gelin olan şirketleriz. Biz zamana göre, güne göre kendimizi ayarlayabilen iş sahibi insanlarız. Bunu da burada fark edebiliyorsunuz. Mesela şöyle misal vereyim size. Türkiye, İsviçre arasındaki fark. İsviçre'nin müthiş bir ekonomisi olmasına rağmen İsviçre hala bugüne kadar bir maske üretememiştir. Ama Türkiye hemen ikinci gün maske üretmeye başlamıştır fabrikalarında. Yani İsviçre'de fabrika yok mu? Var tabii ama burada bürokrasi ve bazı konular daha handal işlediği için bizim gibi pratik süreçte işi şey demiyorlar, hızlandıramıyorlar. Yani ya, o konuda sağlık personelinin ihtiyacı olduğu ürünlerin üretimi Türkiye'de tabii İsviçre'ye göre çok daha kolay. Burada sözünüzü kestim. Evet. Hükümetin almış olduğu bu karardan bürokratik almış olduğu kararları uygulayabilmek için bürokratik engeller de aşmak gerekiyordu. Onun için İsviçre'de belki birçok şey gecikti. İsviçre'de işte makineler, işte ithal edildi makineler, maskeler falan filan. Yani ben şunu diyeyim size, ben bu süreçte bizim üyemiz olan Basel'de tekstil Schneider'ı var, Baran diye bir arkadaşımız var bizim. O bir süreçte kendisi maske üretmeye başladı. Yani biz daha pratik çalıştık yani İsviçre hükümetinde bu konularda yani. Sonuçta evet. adam işte terzi ama hemen iş yerine ona göre ayarlayabildi. Maske üretimine başladı. Ya bizler iş insanları, bizim Anadolu insanında vardır bu, Türklerde vardır. Biz çok pratikiz bazı konularda, pratik zekamız vardır. Yani uzun vadede belki bizim de sıkıntılarımız oluyor, vizyon sıkıntılarımız var bizim. Onu da kabul etmek lazım ama gündelik şeylerde, pratik çözümlerde bizim üstümüzde yok diye düşünüyorum ben. Aynen. Şeref Bey, hükümetin almış olduğu bu önlem paketi içerisinde bahsettiğiniz 40 milyar franklık bir önlem paketi söz konusu. Evet. Bu faizsiz kredi devletin verdiği bir kredi. Bunu esnaflarımız geri ödemeyecekler. Yok, şöyle diye düşünüyor çoğu insan. Yok, fakat öyle değil. Öyle değil. Şimdi bu kredi bankalar aracıyla veriliyor ama bankalara devlet kefil oluyor. Evet. Niye bankalar aracı diye koydular? Şimdi bankada hesap açtığınız zaman sizin bankada kimlik bilgileriniz var. Yani şirketinizin şeyi var, fikstürü vardır. Kendi kimlik bilgileriniz vardır. Yani kimlik bilgisi teyit etmeye gerek kalmasın diye bankalar üzerine yaptılar bunu. Devlet İsviçre verildi, bankalara kefil oluyor bu verdikleri kredilerde. Onun için siz de bankanıza başvurduğunuz anda online sistemde yarım saat sonra bankanız size parayı çıkarıyor. Ama bu evet. parayı siz 5 sene içinde faizsiz geri ödeyeceksiniz. Yani 500 bin frank, ama bir de burada genel bir şey var. 500 bin franka kadar faizsiz, 500 bin frankın üstünde 0.5 faiz var. 2 milyona kadar. Ondan sonra 2 milyondan sonra da 0.8'e faiz çıkıyor. Yani şöyle bir misal verelim. O da basına yansıdığı için söyleyelim. Mesela İsviçre'de turizm operatöründen Pendur mesela bu krediden yararlandı. Kendisi de söylediği için buradan söyleyebiliriz. Basına da yansıdı. 9 milyon franklı bir kredi kullandı. O kullandığı kredi mesela faizli kredi oluyor. 5 senede geri ödemeli. Ama yine o kredide İsviçre devletinin kefaleti var. %85 yine orada. Biz burada krediyi geri ödeyeceğiz. Yani bu alınan kredi geri ödenecek, faizsiz ödenecek. 5 seneye yaymanız gerekiyor bunu. Burada İsviçre devleti bu yayılmayı size bırakıyor. Nasıl sizin programınıza göre belirliyor geri ödemeyi. Şeref Bey, çok kısa. Kredi başvurularını şirketler, serbest çalışanlar kendi hesabı bulunduğu bankalara başvurabilecekler. Evet, evet, ama evet.
kimler özellikle bu destekten yararlanabilecek? Şu anda bu desteklerin herkesi yararlandırdık. Şimdi burada ilk sıkıntımız var. Diyelim ki Ocak 2020'de şirket kurdunuz. Sizin cironuz yok. Evet. Ciro beyan edemiyorsunuz ama işiniz var. 3 tane işiniz var ama ciro beyan edemiyorsunuz. Kredi nasıl yararlanacağım? Burada diyor, burada gene İsviçre'de de çok toleranslı davrandı. Diyor ki size, sizin hesabınıza göre 2020 yılında yapacağınız ciro neydi? Tabii burada hesap ettikleri şeyler var şimdi. Mesela siz orada diyemezsiniz, ben 2020 yılında işte şirketi yeni kurdum, 20 milyon ciro bekliyordum. 20 milyon ciro yapmak için 100 kişi işe almanız lazım. 3 tane işçiniz varsa dersiniz ki benim 3 işiyle yapacağınız piyasada işte teknolojiyseniz ciro bellidir. Ona göre evet, bir şey var. Yani orada bir öyle bir hesaplama var. Yani dürüst olduktan sonra bu sistemde herkes krediden yararlandı. Ben yani şahit oldum. Yani bizim daha üyelerimizden kredisi dönen bir üyemiz yok. Üye olmayanların da kredisi geri dönmedi. Yani biz doldurduğumuz, biz yardımcı olduğumuz hiçbir kredi geri dönmedi. Buna taksiciler de dahil. Yani taksiciler de bu krediden yararlanabiliyor. Çünkü taksici de diyebiliyor ki ben diyor işte taksiciliğimi yapabiliyorum. İşimi yapabilirim ama şu anda çirom düştü. Ama ona göre ödemem var diyor. Ödemede sıkıntı çekeceğim. Arabamın leasingi var, işte büromun şeyi var, kirası var diye. Onlara da bu destekten yararlandı. Yani buradan yararlanmayacak hiçbir sektör yok diyebiliriz. Ve hala devam ediyor. Yani bir 3-4 milyar kaldı son şeye göre devam ediyor süreç. Bahtiyar Bey, sesin geliyor mu? Kesildi bir ara ama şu anda geldi. Tamam. Şu anda geldi, evet. Teknik bir küçük arıza oldu herhalde. Şeref Bey, şunu sormak istiyorum açıkçası. Koronavirüsü salgını ekonomiye çok büyük zarar verdi. Ama sürpriz sonuçlar da doğurdu açıkçası. Çünkü bazı gerçekler ortaya çıktı. İmalata yönelik yatırımların Avrupa'da çok düşük olduğu ortaya çıktı. Özellikle mesela bir konu var. Dünyada üretilen gelinliklerin %80'i Çin'den geliyor. Evet. Ve bütün dünyada, yani düşünebiliyor musunuz? Amerika'da bir gelin olacak genç kızımız, gelinliği Çin'den geliyor. Evet. Ve bu kadar bağımlı olmuşuz. Akıllı telefonları vesaire saymaya hiç gerek yok. İmalata yönelik özellikle müsiat olarak veya bir ekonomist olarak tavsiyeleriniz neler? İmalata tabii yönelik tabii nelere yönelmemiz lazım? Yani hangi sektör daha çok imalat yapması gerekiyor sizce? Onu bu süreçte çok net gördük. Yani şimdi bu İsviçre'de bunu çok net gördü. Niye gördü? Şimdi en İsviçre ilaç sanayinin merkezi, bütün ilaç firmaları burada. Ama bir tafalgan üretmek için tafalgan üretemiyor. Üretim çünkü Çin'de. Yani İsviçre'de evet, tafalgan krizi oldu. Aynısı işte bu maskelerde gördük bunu. Şimdi artık insanlar tabii bazı zorunlu ihtiyaçları, artık her ülke şunu düşünecektir kendi kendine. Zorunlu ihtiyaç olan bazı şeyleri bu ülkelerimizde pahalı da olsa üretmesinin yollarını arayacaklar. Burada Türkiye için güzel bir imkanlar doğdu tabii şu anda. Türkiye Avrupa'ya çok yakın ve biz sanayileşmede de hakikaten çok iyi bir yol aldık son zamanlarda. Çok mükemmel fabrikalarımız var. Biz sadece Çin'e biz işi kaybediyorduk? Çin'de işçilik ucuz diye kaybediyorduk. Aslında o işçilik de eskisi gibi ucuz değil. Orada da bir artış oldu. Ama bu fabrikalar orada kurulduğu için Çin'den bir göç olmadı. Yani şu anda şöyleydi. İlk önce tekstil fabrikaları Avrupa'dan Polonya'ya gitti, Çek'e gitti, oradan Türkiye'ye gitti, Türkiye'den işte Çin'e gitti, Çin'den Hindistan'a gitti. Bu sanayi böyle bir dünyayı dolaşıyor, ucuz işçiye doğru gidiyordu. Ama tabii şimdi kalite kontrolü Çin'de ne kadar uygulanabilir? Onun için İsviçre'li şirket oraya kendi ekipmanını gönderdi kalite kontrolünü yapması için. Türkiye, size şöyle bir misal vereyim mesela. Birincileri bildiğim için Sango Holding Lacoste'ye ipliği direkt vermiyor. Niye vermiyor? İsviçre'de bir şirket var arada. Benim arkadaşım o şirket. Karantörlük yapıyor. Sango Holding'den ipliği alıyor. Lacoste'ye satıyor. Karantör ve kalite yönetimi yapıyor. Yani
şeyini yapıyor, kalitesini kontrol ediyor. Türkiye'de burada bir yol aldı son senelerde. Biz bu süreçte tabii ki hepimiz bu krizden etkileneceğiz ama bu doğal bir afet, yani bundan etkilenmemenin bir şeyi yok. Bu hep beraber dünya etkileniyor. Biz buradan şimdi güçlü çıkmanın yollarını arayacağız. Yani biz şimdi Avrupa piyasasına Türkiye'deki sanayicilerin ve işte burada olmayan sanayicilerimiz de vardır, ufak işletmeler vardır. Onları İsviçre'ye veya Avrupa'ya sokmanın yollarını arıyoruz. Bizim müsiyat genel sekreterimiz Fatma Nur Hanım, müsiyat Türkiye ile çok yakın irtibatla ve şirketlerimizden şu anda seçiyoruz. İsviçre piyasasında iş yapacak olan şirketler var mı? Yani ürün olarak, işte kıta sektörü olarak, şimdi şu da var. Bakın İspanya'da bu kriz çok daha etkili gidiyor. İspanya'dan tarım ürünleri, işte İtalya'dan tedarikte sıkıntı olabilecek mi Avrupa için? O da sıkıntı olacak büyük ihtimalle. Evet. Onun için Türkiye'de tarımda, işte Türkiye'de sistem durmadı. Bu çok iyi bir politikaydı bence. Muhalefet bunu eleştiriyor. Ben burada partiler üstü bir konumdayım ama hükümetin bu konusunda takdir etmek zorundayız. Hükümet süreci böyle durdurmamakla çok büyük bir avantaj yakaladı. Eğer biz Türkiye'de muhalefetin istediği gibi sanayiyi durdursaydık, dışarı çıkmaya sevk olsaydık, bu mücadelede çok geri kalmış olurduk. Ama şu anda bizim ekonomimiz tökezlese bile çalışır vaziyette. Ve bunu canlandırmanın şimdi yollarını arayacağız. Şimdi Türkiye'de de bir turizmden kaynaklı çok büyük bir gelir kaybı olacak. Bunu bir şekilde sanayicimiz, tarımcılarımız bir şekilde bunu bir konsolide etmesi lazım. Yani bunun yollarını aramamız lazım. Yani oradan olan kayıp parayı bir yerden çıkarmamız lazım. Ama evet, biz doğru. Türkiye olarak biz kendimizi ben şanslı görüyorum şu işe de. Yani çalışmamız lazım. Yani Bahtiyar Bey, yani her şey çalışmayla olur. Daha önce evet. 8 saat çalışıyorsak 14 saat çalışacağız. 14 saat çalışacak, 18 saat çalışacağız. Ya bizim annelerimiz, babalarımız nasıl çalıştığını biz biliyoruz. Yani bizim ülkemiz kolay bu hallere gelmedi. Bizler iş adamıyız İsviçre'de. Ben de kolay bu hale gelmedim. Yani belki beni duyuyorsunuz, ediyorsunuz, ekonomik durumum yerindedir. Malum ama bizler bugünün yarına gelmedik. Bir süreç vardı. Bir süreçte çalışarak geldik. Yani benim de günlük çalışma mesaim 18 saat zamanında. Bugün evet. Sadece müsiyatta çalışıyoruz. Yani bugün sadece işimiz gücümüz müsiyat. Yani müsiyatın İsviçre'de işte Türk iş adamlarını, Türk iş insanlarını teşvik edip bizim burada daha güçlü bir şekilde Türk ekonomisine katkı sağlamakla uğraşıyoruz. Tabii ki siz tam çalışmak demişken aklıma şu geldi. Çalışmadan büyüme olmaz elbette. Yani günde 8 saat çalışmakla büyüme elde etmek biraz zor gibi ama 2020 yılı için bu koronavirüsü salgını sonrasında yaz aylarına doğru bitmiş olsa bile ekonomik büyüme sizce olabilir mi? Yok, ya da gerileme yok. Olacak mı? Ekonomik büyümeden vazgeçtik de gerilemelerde şey dedim. Yani real olmak lazım. Yani şimdi burada ekonomik büyüme İsviçre için de real olmak lazım. Yani bu iş toparlanması, dünyanın toparlanması. Yani bir ülkeye bağlı bir şey değil bu. Yani bu kriz tek İsviçre'nin, tek Türkiye'nin, tek Almanya'nın bir krizi değil. Şimdi seyahat kısıtlaması var. Şey demiyorsunuz, kümrüklerde ürününüz duruyor. Ne kadar biz face to face görüşsek bile yüz yüze görüşmelerde, ticarette imza atacaksınız, anlaşma yapacaksınız. Bazı şeylerde yüz yüze görüşmekte çok büyük bir kaçınılmazlıklar var. Bunları yapamıyoruz şu anda. Sonuçta anlaşma yapacaksınız. Anlaşma işte e-postayla gidecek, imzalanacak, geri midir, notary tasdikli gelecek. Yani bunlar şu anda bir sıkıntılarımız. Evet. Onun için böyle bu senede ekonomik büyümeyi beklemeyelim. Mevcudiyeti koruyabilirsek, yani ülkemizde, Türkiye'de, İsviçre'deki refahı bu şekilde tutabilirsek ne mutlu bize. Yani şimdi evet. Bizim şunu bakmak lazım. Yani dünyada en şanslı insanlarız. Yani Avrupa'da yaşayan, Türkiye bile en şanslı insanlarız. Yani ben dünyayı gezmiş bir insanım. Afrikalara gidip dağlara tırmanıyorum. Fakirliği görüyorum. Bizler Allah'a şükretmemiz lazım. Yani ben şimdi bugün burada bir ayrı bir sıkıntı vardı. Onunla ilgilenirken baktım. Yani İsviçre'deki sağlık sistemine bakıyorum. Türkiye'deki sağlık sistemine bakıyorum. Yani Türkiye gibi bir ülkenin bu derecede sağlık sistemine yatırım yapması ve bunun altından kalkması hakikaten çok mucizevar bir şeydir yani benim gözümde. Yani buradaki sağlık sisteminde burada herkes skordasını kendisi ödüyor. Buna rağmen hastaneler yetiştiremiyor.
sizi tabii ki İsviçre sağlık sistemi Avrupa'nın yine en iyi durumundadır. Bunlar da kuru duymak lazım. İsviçre'de yaşayan bir Türk olarak. Yani bir Almanya, bir Fransa ile kıyaslayamayız. İsviçre sadece şunu yapıyor. Diyor ki hastanelerde tedbir olsun diye, eğer ateşiniz çok yüksek değilse hastaneye sizi almıyor sizi. Evinizde de tabii görün. Tabii ki bir can tehlikesi olsa mutlaka sizi hastaneye alıyorlar. Öyle bir şey de yok yani. Öyle bir algı da yok. Yani İsviçre'de sosyal medyada çektiği gibi hastaneler bizi kabul etmiyor diye bir şey yok. Sadece biz kendimizi iyi ifade etmemiz lazım. Doktorlarımıza güvenmek lazım. İsviçre'deki sağlık sistemine ben çok iyi güveniyorum. Aradaki fark, Türkiye'de bu işler ücretsiz. Burada da ücretli. Evet. Ücretli yani. Burada her hastaneye giden hastanenin %10'unu kendi karşılamak zorunda kalıyor. Meblasının. Yani hastane sigorta %90'ını karşılıyor. %10'unu siz ödüyorsunuz. Evet, doğru. Sigortanıza göre, evet. Şeref Bey, uzun vadeli bakacak olursak ekonomi için özellikle Türk vatandaşlarımızdan girişim yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza neler tavsiye edersiniz? Ya şimdi önce bir mevcudi yatırım yapmak için, yani açılmak için sektöre bağlı. Yani şimdi hangi sektördesiniz? Şimdi eğer siz online satışlarınız varsa oraya yatırım artık kaçınılmazdır. Niye? Artık gördük ki günümüzde bu virüs bugün ilk virüs değil, son virüs de olmayacak. Yani biz bu süreci aldık, demek ki ileride yaşayacağız yine. Onun için yatırım bakın daha bağımsız yatırımlar. Yani işte dükkanım kapansa bile online platformda kıyafetlerimi satabileceğim Zalando mesela, işte Amazon, şu anda hepsi pik yapmış durumda. Evet. Ürün yetiştiremiyorlar. Yeni yatırımcılara, girişimcilere işte teknolojiyi takip etmelerini tavsiye ediyorum. Startuplarımıza işte günümüzün çağına göre yatırımlar. Bizim Türkler olarak klasik restorancılıktan, imbisiyetten çıkmamız lazım. Yani klasik tönerci büfelerimizden çıkmamız lazım. Yani girişimci olmamız lazım, yatırımcı olmamız lazım. İş sahamızı, yaptığımız işi iyi yapalım, bir tane değil, üç tane yapalım. Zincirleşmemiz lazım. Yani o yaptığımız alanda istikrarlı büyümemiz lazım. Yani şunu bugün böyle dönüyor da böyle böyle idare ediyorsa günübirlik öyle onun beşinde gitmeyelim diyorum. Yani ben bakıyorum bizim iş insanlarına İsviçre'de. Ya Allah'a şükür, Allah'a şükür de tabii ki Allah'a şükürler olsun ama siz bugün durursanız sizin rekabet ettiğiniz insanlar devam ediyorlar. Evet, işte, doğru. Yatırımlarımızı, işlerimizi yapmamız lazım. Ben gayrimenkul sektöründen geliyorum, inşaat sektöründen geliyorum. Yani bizim için bir fazla bir oynama olmadı. İnşaatlarımız devam ediyor. Tabii ki şu anda İsviçre için konuşursak şöyle bir riskimiz var İsviçre'de. Şimdi bu Avrupa'da gelişen kriz en sonunda İsviçre'de etkiliyor. Nasıl etkiliyor İsviçre'yi? Şimdi İspanya'da işsizlik artınca insanlar Avrupa kimliği olduğu için, Avrupa pasaportu olduğu için, Avrupa kimliği, Avrupa Birliği olduğu için onlar İsviçre'de İsviçre'ye gelme hakları var. Ve İsviçre'ye bir göç bekliyoruz biz. Şimdi bu sene İspanya'dan, İtalya'dan, Polonya tarafından, orada şeyden İsviçre'ye bir göç bekliyoruz. Çünkü bu insanlara dur diyemiyorsunuz. Bunların Avrupa Birliği anlaşmaları çerçevesinde bunlara verilmiş bir hak bu. Portekiz bir vatandaşı İsviçre'ye gelip anında bir ev kiralayıp iş bulabiliyor. Ha burada biz gayrimenkul yatırımcıları için, bizim için, benim için şu anda bir avantaj bu. Bu demektir ki ben işte şu anda gayrimenkul yatırımı yaparsam boş evim kalmayacak. Yani kiracı sıkıntı çekmeyeceğim. Çünkü son zamanda İsviçre'de bizim öyle bir sıkıntımız vardı. Niye öyle bir sıkıntımız vardı? İsviçre'de yıllık bazda faizler %1'in altına düştü. Yani siz bankadan evinize kredi alırken 10 yıllık krediyi %1 faizle alıyorsunuz. Bu böyle olunca bütün kenarında, yastık altında ve bankasında parası olan bütün vatandaşlar, İsviçreliler hepsi gayrimenkule yöneldi. Gayrimenkule yönelince hepsi yeni inşaatlara girince, yeni binalara girince piyasada bir fazlalık oluştu. Fazlalık oluşunca da gayrimenkulde, ki bizim kendi portföyümden konuşuyorum, %10 bir boşluk vardı son dönemlerde. Bu boşluğu şimdi çok rahat doldurabileceğiz. Evet, doğru. Yani
hiç durmayacak olan bir yasa olarak diyeyim. Yani eğer sermayesi olup da inşaat işine girmeyen Türk vatandaşlarımız varsa İsviçre'de onlara tavsiye ederim. Çünkü inşaat sonuçta hiçbir zaman kaybetmeyen bir sektördür. Her zaman sistem kendi kendini kontrol ediyor inşaatta. Yani şimdi tabii. Bir restoran açtığınız zaman bir rizikonuz vardır. Yani şimdi nasıl rizikonuz var? Parayı yatırıyorsunuz, müşteri gelmezse, kaliteyi tutturamazsam işte şu olur, bu olur. Ama burada gayrimenkul işinde 3 ayağı var bu şeyin. Bir bankanız var, regüle ediyor sizi. Bir kendini, beyniniz var, kendiniz hesabınızı yapıyorsunuz. Bir de devlet regüle ediyor. Yani siz gayrimenkul işine girdiğiniz zaman devlet diyor ki ya sen işte şurada şu kadar nakit para getirmen gerekiyor. Devlet de bunu şart koşuyor. Yani devlet diyor ki, bankaya diyor ki devlet, adam diyor 5 milyonluk yatırım yapacaksa bu adamın cebinde 1 milyon frank olması lazım diyor. Bankaya tolerans tanımıyor. Yani bu adamın, benim şimdi başka yerde binalarım var, evlerim var. Bunları hiç işe şey etmiyor, bulaştırmıyor. Diyor ki bu inşaatçın şu kadar nakite ihtiyacınız var. Ve bankada o bölgeye hesap ettiği için, oranın gira gelirisini satış metrekare fiyattan hesap ettiği için rizikonuzu minimize ediyorsunuz. Yani sistem sizi kontrol ediyor aslında. Yani devlet, bankalar, Merkez Bankası da haber, bu gayrimenkul piyasası bir kontrol altında. Bunu da niye yapıyorlar? 1993 yılında İsviçre'de büyük bir emlak krizi oldu. Bir daha emlak krizi olmasın diye bunun önüne geçiyorlar. Şimdi normale bakarsanız banka faizleri şu anda %1 10 senelik. 10 senelik banka faizi %1 gayrimenkulde. Ama bankalar size kredi verirken %5'i baz alıyor kendi hesaplamasında. Yani sanki %5 olacakmış gibi şey hesap ediyor. Sizin kira gelirinizi %5'e göre ayarlıyor. Ona göre size kredi veriyor. Onun için şu anda ekonomik gücü olan iş adamları varsa onları gayrimenkule yönlendirebiliriz diyebiliriz. Çok rahatlıkla diyebilirim. Yani oraya yatırım yapın. Ve orada da işte bir Şeref Yıldız'a, bir müsiyata kimseye ihtiyacınız yok. Çünkü orada sizin bankanız da size bilgi veriyor. Çünkü alacağınız gayrimenkule ilgili bankanıza danışıyorsunuz. Bankanız hesaplamasını sizin için yapıyor. Onların kendine göre bir bilgisayar programları var. Onlar oraya verileri veriyor ve ona o anda oranın metrekare fiyatını, kira gelir fiyatını veriyor ona ve ona diyor yani finansmanın sağlam mı değil mi diye. Bunun yanında araba piyasasında bir canlanma bekliyorum. Yani şu anda biliyorsunuz araç kimse satın almıyor. Ekonomik gücü olan insanlara şunu diyebilirim. Yani eğer iş insanı varsa paralel import dediğimiz yani mesela Golf 8'den bahsedelim. Golf 8 mesela İsviçre'de şu anda 45 bin, 46 bin franksa sıfır fiyatı. Benim bir arkadaşım geçen gün bana söyledi. Abi dedi, ben dedi 24 bin euroya Almanya'dan şu anda Golf 8 getiriyorum dedi. Aradaki şeyi siz düşünün. Bu ticaret sırları bir noktoru değil ama arkadaşım da kızmasın bize. böyle bir şey de vardı. Yani paralel import dediğimiz araba kiracı arkadaşlar bunu tavsiye ediyorum. Çünkü evet, araba piyasası canlanacak. Şu anda şunu düşünün. Yani şu anda kimse tekstil piyasası buradan bir zarar gördü. Niye gördü tekstil piyasası? Moda geçiyor. Yani ilkbahar sezonu geçti. Ama aracı alacak adam aracını almadı. Parası cebinde adamın. O adam piyasa açınca aracını alacak. O adam yaz aylarına doğru zaten piyasanın açılacağı tahminler arasında uzmanlar tarafından. Yani şunu yani Mayıs'ın sonunda İsviçre'de bir rahatlama olacak büyük ihtimalle. Ama böyle kontrol edersek şunu da demek lazım. Yani İsviçre halkını tebrik etmek lazım. Çok disiplinli bu işi götürüyorlar. Bu süreçte İsviçre hükümeti bizi çok Türkiye gibi çok sıkmadı. Nasıl sıkmadı? Biz görüyorsunuz belki ben sürekli yürüyüşlerdeyim yani boş zamanlarımda dağlardayım. 2 metre, evet, 3 metre mesafenizi bırakarak dağlara çıkabiliyorsunuz. Ve insanlar bilinçli. Siz gelirken, size doğru gelirken yukarıdan aşağı gelin, sırtını dönüyor, sizin geçmenizi bekliyor. Yani nefesiniz buluşmasın diye orta yerde. Öyle bir konsensüs de var dağcılar arasında. Bilinçli olmak lazım. Yine de işte dikkatli olmak lazım. İsviçre hükümetinin bütün bize önerdiği kurallara uymamız lazım. Ben büyük ihtimalle Mayıs'ın sonunda biz Türkiye'de uçabileceğimizi düşünüyorum. Mayıs sonu, Haziran ilk haftaları olabilir diye düşünüyorum. İyimserim bazı konularda. Yani İsviçre çünkü çok iyi gidiyor. Bugün de vaka sayıları çok az. Ya hayata hep pozitif bakmamız lazım.
Bahtiyar Bey. Yani hayata pozitif baktığınız zaman tabii ki illaki arada kötü bir şeyler olacak. İşte bir tökezleyeceğiz, düşeceğiz. Ama umutlarla yaşıyoruz sonuçta. Hayallerimiz olacak. Hayat çok güzel. Yani işte İsviçre'de yaşadınız siz. İsviçre'yi biliyorsunuz. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Vatandaşlarımız da bunu diyebiliriz. Yani hakikaten İsviçre'de yaşadığımızda çok şanslı olsunlar. Bizler İsviçre toplumunun bireyleriyiz artık. Türk vatandaşlığımız olsa dahi, biz Türkiye'yi ne kadar sevsek de, biz artık İsviçre'nin refahını, ben şahsen diyorum, İsviçre'nin refahını, Türkiye'nin refahını çok düşünen bir insanım. Yani bu benim milliyetçiliğimi kimseye sorgulatmasın. Ama ben burada yaşıyorum, burada ekmek yiyorum. Bu insanlarla yaşıyorum. Ben bu insanlara biz Türkler olarak da nasıl katkı sağlarız, ona da bakmamız lazım. Yani bu konuşmamızı da size izah edeyim. Yani müsiyat bu korona krizi çıkınca hemen biz müsiyat olarak Zürih Belediyesi'ne başvurduk. Dedik ki bakın görüyoruz insanlar işte ürküyor, sokağa çıkmaya korkuyor insanlar. Belki çalışanla sıkıntı çekebilirsiniz. Biz müsiyatta 10 kişi gönüllü olarak ben de dahil olmak üzere. Biz sizin emrinizdeyiz. Bizi çağırdığınız zaman bizim işte araba ehliyetimiz var. Türkçe biliyoruz, İngilizce biliyoruz, Almanca biliyoruz. Çöp işi olsun, yani hizmet sektörü olsun, ne iş olursa olsun bize vereceğiniz herhangi bir görevi, işte kıta dağıtımı olsun, bunları biz seve seve yerine geleceğimizi beyan ettik. Ve Türk derneklerini de buna teşvik ettik, İsviçre'deki derneklerimizi de. Çoğusu da buna uydular. Yani bizim geleceğimiz, İsviçre'deki Türkler olarak bizim geleceğimiz İsviçre. Bunu unutmayacağız hiçbir zaman. Biz tabii ki ana vatana bağlıyız. Bizim işte ülkemizi seviyoruz. Cenazemiz ülkemize gidecek. Akrabalarımız orada, babalarımız orada, kardeşlerimiz orada. Bağımız var. Bağımız hiç bitmeyecek ama yaşadığımız ülkeye de bir ahdi vefa duygumuz var tabii. Yani bunu da çok iyi analiz etmemiz lazım. Çok şanslı hissetmemiz lazım Türkler olarak. İsviçre'de yaşayabiliyoruz. Güzel bir ülke. Bunu hiç kimse şey diye algılamasın. Yani İsviçre hükümetine şey işte yağcılık diye algılamasın. Bu benim şahsi görüşme tatayım, bunu söylerim. Bizim öyle bir şeyde ihtiyacımız yok. Müsiyat olarak gizli bir ajandamız yok. Yani çok şeffaf bir şekilde işlerimizi yürütüyoruz. Türk toplumu da o şekilde ilerliyor. İsviçreli siyasilerle ilişkilerimiz ilk başta iyi değildi ama yavaş yavaş çok güzel bir ivmeyle devam ediyor. Farkındaysanız bu bayrak da öyle bir şeye denk geldi. Onu da söylemek amacıyla. Yani Türk toplumu olarak değerli başkanlarım ve değerli işte yöneticilerimiz, bizler özverili davrandıktan sonra İsviçre'de yapılan terör örgütleri, ülkemizin aleyhinde çalışma yapan terör örgütlerinin inanın bana bir şansı yok. Niye şansları yok? Ya adamın elinde Kalaşnikov var. O adam o davasını savunabiliyor. Bizim elimizde silah yok, bir şey yok, kalem var ve haklı bir davayı savunamıyoruz. Kendimizi anlatamıyoruz. Burada bir çağrım da bu sizin vesileniz de bizim Türk toplumundaki sivil toplum örgütleri içine girmeyen arkadaşlara söylemek istiyorum. Yani burada çok kaliteli bir kitle var İsviçre'de. İş insanları var, yöneticiler var, değişik branşlarda kendilerini kanıtlamış akademisyenleri var. Onlardan rica ediyorum. Ya lütfen gelin aramıza girin, bize yön verin. Ya gelin müsiyatın başkanı siz olun, bizim bir iddiamız yok. Ya gidin o bir derneğin başkanı siz olun. Yani ben inanıyorum ki onların eğitim düzeyi benden çok çok üstün. Bakın benim eğitim düzeyim onlar gibi üstün değil. Belki onlar gibi İngilizce bilemem. Onlar gibi dünyayı okuyamam. Biz bu bilgilerimizi de buraya getirdik. Onlar gelsinler. Onların bilgilerini daha öteye getirelim biz çalışmalarımızı. Aynen. Şeref Bey tam burada bölmek istedim sizi. 3T çalışmanız var sizin. Tam bu konuya değindiği için böldüm sizi. Tanışalım, ticaret yapalım diye bir programınız var. Bunu da sürekli bu koronavirüsün salgını öncesinde sürekli yapıyordunuz. Özellikle iş yapmak isteyen, iş yapan, iş insanlarını davet ediyordunuz. Tam bu konu tam sizin daha önce faaliyetlerinizde olan bir konu değil mi? Ya şimdi onu artırıyor şimdi. Tabii şimdi bu 3'te evet çok doğru bir şey. Son işte korona geldi, ara verdik araya. Daha önce müsiyat İsviçre'nin böyle şu anda olduğumuz lokasyondaki bir lokasyonu yoktu. Yani altyapımız çok mükemmel. 300 metrekare bir ofisimiz var. 150 kişiye toplantı verebiliyoruz. Apırlara verebiliyoruz. Yani başka bir yerden bir mekan kiralamamıza gerek yok.
Ve onun ötesinde biz müsiyatın mekanımızı bütün sivil toplum örgütlerine açmışız. Yani herhangi bir dernek İsviçre'de bize başvurup da ya ben sizin işte derneğinizde, müsiyatın derneğinde, lokalinde ben işte bir şirketimi tanıtmak istiyorum. Üyemiz olsun olmasın. Bakın bu herkese açıktır. Sadece bizim bir şeyimiz vardır. Kriterimiz vardır. Bizim bayrağımıza sahip çıkacak. Yani İsviçre bayrağına sahip çıktığı gibi Türk bayrağına sahip çıkacak. Yani işte evet. bunun dışında büromuz bütün insanlarımıza açıktır. Üçteleri onun için yapıyoruz. Dernekleri, cemiyetleri, ya sanatçıları bile şey diyoruz, çağırıyoruz. Tanışalım diyoruz, sinerji yaratalım. Bakın biz birlikte güçlü olabiliriz. Bizim İsviçre'de en büyük sıkıntımız son senelerde oydu. Yani ben daha önce Türk toplumunun içine girmiş bir insan değilim. Orada da çok bir emeğim yok aslında. Ben Türk toplumuna son 2 senedir aktif vaziyette girdim. Müsiyat vasıtasıyla girdik buraya. Yeni yeni başkanlarımızı tanıyorum. Tabii ki onların çok emeği oldu. Belirli bir yere kadar getirdiler ama şimdi onların hepsinin şeyleri, misyonları farklı. Kimisi çocuklara din eğitimi veriyor, kimisi işte din ağırlıklı eğitim şey diyor, kimisi işte camilerini çoğaltmak istiyor, çok doğaldır. Ama onun dışında fazla bir örgütlememiz yok. Yani cemaatlerimiz daha çok fazla örgütlemiş. Ama bize cemaatlerin vereceği fazla bir katkı yok maalesef. Çünkü onlar kendi işlerini çok güzel yapıyorlar. Yani ben şimdi Milli Görüş Başkanımıza, değerli başkanımıza ben onun yapacağı işi şey çok güzel. Çünkü işini yapıyor. Milli Görüş hakikaten çok güzel bir konumda. Diyanet Vakfı aynı şekilde çalışıyor. Süleyman Efendi talebeleri de öyle bir çalışma içinde. Yani onlar kendi misyonlarını çok güzel şekilde tamamlıyorlar. Ama bizim eksik olan tarafımız İsviçre'li şeylerle ilişkilerimiz. Yani İsviçre devletiyle, İsviçre hükümetiyle, İsviçre kurumlarıyla, İsviçre'li sanatçılarla diyalogumuz yok bizim. Orada işte müsiyat gibi iş adamlarına, bir diğer işte derneklerimize, Atatürk'ü Düşünce Derneği olabilir, işte ne bileyim Kanarya Derneği olabilir, yani yeter ki işte Fenerbahçe Derneği olabilir. Yani böyle bir farklı misyonları olan insanlar olabilir. Bunları bir araya getirip sinerji yapmamız lazım. Yani biz, çok üzülerek söylüyorum, yani ben İsviçre basınında bir etkinliğimiz yok. Niye yok? Daha önce temas sağlamadık biz bu insanlarla beraber. Şimdi onun beşindeyiz. Biliyorsunuz İsviçre basını da Türkiye'ye karşı çok ön yargılı. Evet. Tam bu konuda Şeref Bey, şöyle desek olur mu? Biz Türk toplumu olarak İsviçre'de lobi çalışmalarını daha fazla, daha etkili yapabilmemiz için hep bir araya gelmemiz gerekiyor. Ya bir araya, kaliteli insanların bir araya gelmesi lazım. Hep bir arada bir geleceğiz, her zaman geleceğiz ama bizim şimdi burada motor gücü olan İsviçre'de ben gördüğüm çok kaliteli bir kitle var. Bu kitle bu işi sahiplenmiyor. Biz bu kitleye bu işi sahiplenmenin yollarını şey etmemiz lazım, açmamız lazım. Yani ben müsiyat aracıyla iş adamlarına sürekli çağrı yapıyorum. Gelin aramıza girin, beraber yürüyelim. Sonuçta biz burada ticari dosya gibi iş yapıyoruz. Biz burada bir siyasi partinin temsilcisi değiliz. Siyasi partinin temsilcileri İsviçre'de mevcuttur. Hepsinin vardır. Ve bunlar bellidir. Müsiyat burada tamamen siyaset üstü iş yapıyor. Tamamen burada Türk ekonomisine milli bir politika gidiyor. Bizim genel başkanın çok güzel özetlediği bir söz var. Çok hoşuma gidiyor. Biz milletin dertiyle dertlenen insanlarız aslında. Ve bu dertlenme olayı da inanın bana, ben sabah saat 9'da müsiyata geliyorum. Akşam 18'de müsiyattan ayrılıyorum. Yani ben şu anda işçilerimle ilgilenmiyorum. Benim işlerim, ticari ilişkilerim, bütün hepsini ben oğluma bıraktım. Oğlum yürütüyor. Niye? Ya toplumdaki şeyi gördük. Yani şimdi toplumdaki eksikliği görüyorsunuz. Size şuradan bir misal vereyim. Yani ben buraya işte başkan olduktan sonra İsviçre'de bir biliyorsunuz Suriye operasyonu oldu. Ben evet. Hemen başkanları toplayarak işte haklı bir girişim olduğu için hem terörü kınama adına bizim biliyorsunuz Basel'de bayrağımızı yaktılar. Hem işte benim de elçiliğimize saldırdılar. Yani bu üçün toplu bir kınama olsun diye bir gazeteye bir ilan vermek istedim. İki gazeteye başvurduk. İlanlarda işte iki ilanın da maliyeti 70 bin frank, İsviçre frankıydı. Ve bunu müsiyat olarak üstlendik. Bir başkanlarına tabii katkısı olacaktı daha sonra. Gazeteye bu ilanı gönderdik. Gazete bizim ilanımızı basmadı. Paralı olmasına rağmen basmadı. Burada eksiklik İsviçre basında değil. Eksiklik bizde.
Eğer MÜSİAD Başkanı ben olarak, Şeref İdiz olarak ben bir sene önce o İsviçreli gazetecilerle daha önce temas sağlasaydım, onlarla birebir görüşme yapsaydım, kendimizi tanıtsaydık, ya bizi tanıyan insan Bahtiyar Bey, bizi tanıyan insan bizi sever. Yani evet. Türk milleti sevilmeyecek bir millet değil. Biz birbirimize kötülük yaparız ama yabancıya kötülük yapmayız biz. Bizim öyle bir alışkanlığımız var. Onu da öz eleştiri olarak söyleyeyim ben bunu. Şimdi ben biliyorsunuz dağcıyım. Profesyonel dağlara çıkıyorum. Bu dağlar bazen 7 gün oluyor, 10 gün oluyor. Ve çok iyi dostluklar gelişiyor bu dağ tırmanışlarında. Adamlar sonra diyor ki ya sen Türk değilsin diyorlar. Ya diyorum ben Türk'üm de benden daha iyi Türkler var diyorum. Yani siz Türkleri tanımıyorsunuz. Ben Türk'üm ama benden daha iyi Türkler var. Yani benden daha imanlı, daha bu işe daha şey sarılan, daha human, daha insancı olan işte Ömür abi gibi abilerimiz var bizim. Yani şimdi siz de tanıyorsunuz Ömür Bey. Şimdi Ömür evet. Bey benim için örnek bir insan. Yani Türk toplumunun için büyük bir şans. Ahlakı duruşuyla, basınıyla, verdiği özveriyle. Yani burada Türk toplumunun çok teşekkür etmesi gereken birisi varsa birincisi sizsiniz Bahtiyar Bey. Son zaman takip ediyorum. 16 saat çalışıyorsunuz. Ben bunun farkındayım. Yani bu yazılar böyle şeyde boşuna zaman istiyor yazmak bunlara. Biliyorum ben bunları. Bir de Ömür Bey'in bu işte kasteyi çıkarmak için verdiği, basması için verdiği emeği görüyorum. Birebir şahit oluyorum sizin çalışmalarınıza. Ve çok takdire şayan bir çalışma yapıyorsunuz. Türk toplumu maalesef bunu benim istediğim gibi sahiplenmedi. İş insanlarımız haberi çıkacağı zaman hemen post gazetesine başvuruyor. Ya bizim haberimizi yapın diyorlar ama maalesef destek bakımında bakıyorum. Üzülerek de bunu söyleyelim. Öz eleştiri olsun insanlarımıza. Bir kere gene desteği vermiyorlar. Daha güçlü bir destek lazım. Çünkü İsviçre'de bizim tek bir post gazetemiz var. Basın olarak güçlü bir şekilde bizi temsil eden. Bizim her derdimize koşan, bizim görüşlerimizi dünyaya yayan bir post gazetemiz var. Onun için ona da son derece sahip çıkmamız lazım. MÜSİAD olarak biz post gazetesinin arkasındayız sonuna kadar. Hep yanındayız. Haber akışınızı da takip ediyoruz ve çok güncel konuları işliyorsunuz. Yani bakın ben size çok örnek vereceğim. Sizin yayınladığınız haber çıkardıktan sonra Türk toplumu post gazetesinde çıktıktan sonra haberi doğru kabul ediyor. Posta çıkarsa bu haber doğru diyorlar, bu haber diyorlar. Yani bir post gazetesi bir tasdik görevi görüyor şu şeyde, süreçte. Onun için post gazetesinin de hakkını Türk toplumu olarak tam veremiyoruz. Maalesef inşallah... Şeref Bey, bu evet. Konuda lütuflarınız için teşekkür ederim de biz 18-19 yıl önce bu işe başladığımızda şunu söyledik. Aslında bu gazete bizim değil, Türk toplumunun gazetesi. Biz kendi sesimiz değil, burası sizin sesiniz. İsviçre'deki sizin sesiniz olan bir gazete diye başladık. Bugün de hala aynı iddiada devam ediyoruz. Çok güzel burada, diyorsun. Yani gurur diyoruz Bahtiyar Bey. Hakikaten çok ne desem. Ben şimdi çalışmalarınızı görüyorum. Yani şimdi size insanlar bilmiyor Bahtiyar ne yapıyor Türkiye'de ama ben Bahtiyar ne yaptığını biliyorum. Sizle de tanıştığım burada, için o kadar kredim olsun evet. Söyleyeyim bunu. Yani siz kusura bakmayın. Ben söyleyeyim. İnsanlar bilsinler bunu. Yani Bahtiyar Bey'in yaptığı çalışmaları ben biliyorum ve takip ediyoruz. Yani takdir ediyoruz. Türk toplumu da bunu bilsin ve yiğidi öldür hakkını ver. Yani sizin Fenerbahçe sevdanız biraz arasında üzüyor bizi tabii ama onun dışında biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Çok takdir ediyoruz sizi Bahtiyar Bey. Yani onu da söyleyeyim. Bu arada Şeref Bey bir şey sormak istiyorum size. Ya buyurun. Sormak istiyorum derken bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Bu sene Hakan Özarslan arkadaşımızın yazdığı gibi en çok merak edilen konu Türk toplumu içerisinde. Tabii ki yaz tatilinde Türkiye'ye gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz? Şu anda uçuşlar durduruldu ama bir gevşeme var bugünden itibaren. Kuaförler açıldı, salonlar yani, açıldı tekrar. Yani okulların da 11 Mayıs'tan itibaren açılması söz konusu. Siz ne diyorsunuz? Görüşleriniz nelerdir bu yani konular hakkında? Şunu diyebiliriz tabii ki. Yani şunu çok rahat diyebilirim size. Tatile gideceğiz. Yani Türkiye'ye gideceğiz. Niye rahat diyorum onu? Şimdi hem bir rahatlama var yavaş yavaş. Hem bir de teknoloji gelişiyor. Bu koronavirüsü ölçüm daha hızlı şekilde oluyor. Hatta havalanlarında ölçüm olabilecek diye düşünüyorum bir iki ay sonra. Yani giderken bir ölçüm yapacaklar size veya en kötü ihtimal derlerse ki ev doktorundan bir işte korona testi getirin derler bize.
Onu da e-doktorundan yaptırırız. Ve gene tatilimizi yaparız. Ha, tabii ki tatilimiz şimdi evvelki sene gibi ucuza olmayacak. Yani burada vatandaşlarımız da buna hazırlasınlar. Sonuçta belki uçaklar bir kolluk boş bırakacak. Arada bir boşluk bırakabilirler. İşte bunun bir maliyeti var testlerin bizim için, aileler için. Ama bizim için önemli olan ülkemize gidebilmemiz. Yani benim için en büyük sıkıntı çektiğim, vatandaşın çektiği sıkıntı şudur. Yani ben şimdi düşünüyorum. Benim babam Trabzon Çaykara'da yaşıyor. Babama bir şey olsa ben ülkeye nasıl giderim? Gidemem. Şu anda gidemem. Yani Türkiye'ye gitmem için bir imkanım yok. Bizim için en kötüsü o. Hasta olursa yanında olamayız. Cenazemiz olursa akrabalarımız, evet, dostlarımızın gidemeyiz. Bizi üzen budur. Ve işte maalesef bu son zamanda çok cenaze oldu. İşte cenazelerimizi de gönderemiyoruz, gidemiyoruz. Yoksa tatil o kadar çok önemli değil. Önemli olan ülkemize, daha önce belki senede bir, işte ben de 20 kere belki gidiyordum Türkiye'ye, ama 20 kere değil, ben ihtiyaç halinde gideyim. Yani hakikaten babam hasta olduğu zaman gidebildiğimi bildiğim zaman o bile bana büyük bir rahatlık, büyük bir huzur verir. Evet. Ama o duruma biz 7. ayda geleceğimizi düşünüyorum. Yani 6. ayda inşallah. Yani tatil bir şekilde İsviçre'de de yaparız. Ama dediğim gibi Türkiye'de bir hastamız olur, bir eş dost olur, bir acil vaka olur. Onun için ülkemize, evet, gitmeyi bir an önce bir şekilde kontrolde serbest bırakmalarını arzu ediyoruz. Evet Şeref Bey, tam hastalarımız demişken, dün sosyal medya üzerinden Türkiye'de ulusal basında bir haber çıktı. Yasemin Hanım'la ilgili Winterthur'dan bir çağrıda bulundu kendisi çekmiş olduğu video ile. Ancak bu konuda sizin bir çalışmanız oldu. Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın da bir çalışması oldu. Durum nedir? En iyi bilenlerden birisi sizsiniz. Bunu da çok merak eden insanlar var. Şimdi Yasemin Hanım'ın videosunu ilk önce bana da Almanya'dan bir akrabam gönderdi. Gönderdi bana. Ben de hemen videoyu alır almaz ilk önce hariciye gönderdim. Dişleri personelimize ulaştırdım, konsolaya ulaştırdım. Onlar konudan haberdardı. Telefon açarak bana bilgilendirdiler. Ondan sonra ben biraz onlar deyince, sivil toplum örgütleri görüşü deyince ben de biraz gevşek bıraktım. Yani direktman ilgilenmeye gitmedim evvelsi gün. Dedim nasıl olsa dernekler ilgileniyorlar diye o haberi alınca. Bir de konsolumuzda haberi var dedim. Bize bir görev düşmüyor gibi geldi bana. Ama evet, dün akşam bizim genel başkanımız, müsiyat genel başkanı Abdurrahman Gan bana bir mesaj attı bu konuyla ilgili. Baktım onun da bir tereddütleri var. Hakikaten ilgilenmiyor diye, yani bir hakikaten aileyle ilgilensin diye. Ben de bu sabah işte bunu görev edindim kendim. Önce işte konsolosluklarımızla görüştüm. Sonra işte büyükelçimizle bir telefon görüşmesi yaptım. Aileyi ben ziyaret etmek istedim bugün. Yüz yüze gidip görüşüp de yanlarına gitmek istedim. Ömür Bey'le gitmek istedim. Ondan sonra önce ofise geldim, telefon açtım kendilerine. Gelmek istediğimi beyan ettim. Yasemin Hanım'la görüştüm, Kadir Bey'le görüştüm. Ben onlara şunu dedim, yani şimdi sizin gıda şeyiniz var, yemek yapamıyorsunuz. Yanınızda, yakınızda konak restoran var. Konak restoran dedim, biz müsiyat olarak bütün masrafını üstleniyoruz. Size oradan gıda yardımı, sevkiyatı yapılacak, o bizden dedim. Ondan sonra Winterthur Belediyesi'nin sağlık kurumuna telefon açtım. Bu hastanede ilgili sıkıntıları sordum. Dedim ki işte böyle bir vatandaşımız böyle bir sıkıntı çekti. Hastanede bir sıkıntılı durum. Tabii diyemiyorum. Şey demedim tabii, yani bir ırkçılık diyemedik. Çünkü öyle bir şey diyemeyiz. Çünkü öyle bir şey İsviçre'de ben görmediğim için bir hastaneye bunu demek benim için bu aşamada bir hakaret sayılırdı. Demedim öyle bir şey. Evet. Yani böyle bir sıkıntı oldu dedim. Dediler ki ya bizim hastanelerde sağlık şey kurulu diyor bunu başkanın. Bizim diyor hastanede bir sıkıntımız yok. Hastamızda diyor acil vaka görsek hastane içeri alırız. Belki işte yabancı dilde bir sıkıntısı vardı. Belki telaffuz edemedi tam derdini dedi. Ben de sonra işte Yasemin Hanım'la konuşunca onun da Almancası olmadığını biliyorum. Dedim bir daha gelirse dedim bizden birisi gelirse bizi daha önce almamışlar içeri diyor cumanı, ama bizden birisini içeri alacaklar. Yani bir daha hastaneye gidişinde İsviçre hastanesine bizden birisini içeri, müsiyattan birisini, görevlendirdiğiniz bir arkadaşı veya beni yanına alacaklar, tercümanlık manasında alacaklar.
Ondan sonra işte o restoranla ilgili yemek tedarikini şey ettik. Ondan sonra dedim işte maddi bir yardım ihtiyacınız var mı dedim. Maddi bir yardım ihtiyacınız varsa maddi yardımda bulunalım. O taksi işte arabaları yok, hastaneden eve yaya gittiğini beğendi bana yazdı. Dedim ki taksiyle gidin, taksi ücretini bizden talep edin bundan sonra. Ama daha sonra işte ben konak restoranını aradığımda konak restoranının sahibi dedi ki bize dedi böyle bir talimat Diyanet Camisi Windatur'dan geldi. Süleyman Efendi'nin talebeleriyle Diyanet Camisi Windatur'da bu gıda şeyini, yemek işini üstlenmişler. Müsiyada gerek kalmadı. Buradan da Bincer Bey'e ve Süleyman Efendi talebine teşekkür ediyorum. Ve Diyanet Camisi'nin başkanına şeyde Windatur'da. Diyeceğim o ki yarın da işte çarşamba gününde bizim Yasemin Hanım Medikal Park Hastanesi'ne tekrardan şey, tedaviye gidecek saat 11'de. Onun da şeyini verdiler. Yani bu işin biz şeyindeyiz. Tabii ki burada bir Kadir Bey var. Bir Yasemin Hanım'ın bir de kardeşi ziyaretti. Bu kardeşimiz de Belçika oturumlu, Türkiye'de yaşıyor. Buraya turist olarak gelmiş. Türkiye'ye dönememiş. Bu son uçağı da maalesef almadılar. Koronavirüsten dolayı pozitif çıktığı için. Ya vatandaşlarımızın dertleniyoruz. Tabii ki Yasemin Hanım da şu anda çok yadırgamayalım. Sonuçta hasta. Hastalar her zaman haklıdır. Fatih Erbil. Yani hastalarımız evet. Her zaman haklıdır. Yani biz onların o anki psikolojide bakacağız. Şimdi biz devletimizden onlara da sabah söyledim. Yani bizim yurt dışında koronavirüs hastamız yok. Şu anda Türkler için de çok. Biz Türk hükümetinin her hasta almasıya uçak göndermesini beklememiz biraz naif olur. Bir de iyi hoş da olmaz. Yani şimdi düşünün ki şimdi Fransa'dan hasta aldığımızı ben anlarım. Niye alıyoruz Fransa'dan hastayı? Fransa'da hastanede dolu. Yer yok. Anlarım. Yani Türk hükümetinin de gerekçe hakkı. Vatandaşım orada mağdur olabilir, düşünebilir. İsveç'te kontrolsüz yayılma oldu. Haklı ama İsviçre-Türkiye ilişkilerinde de ben bu işin iyi görüneceğini düşünmüyorum. Çünkü sonuçta İsviçre'de bir sağlık problemi yok. Yani öyle bir ortam yok. Hastamızı uçakla alıp Türkiye'ye getirip bir şey yok. Hastamızın da o kadar şimdi Yasemin Hanım tabii ki nefes alamıyor, zorlanıyor. Doğal bu koronavirüsün doğal şeyleri bunlar, sentromları. Bunları biz biliyoruz. Arkadaşlarımız evet. Bunları yaşadı. Tabii ki o nefes alırken son nefesim düşünebilir. Farkındaysanız çoğu hastalar bu işten kurtulan hastalar hepsi şunu diyor. Ya ben düşündüm göleceğimi düşündüm dedi. Yani bunu Zafer Bey de aynısını söyledi. İşte Bilal Bey de aynısını söyledi çoğusu. Aynı şeyi telaffuz ettiler. Siz de onlara röportaj yaptınız. Evet. Onun için Yasemin Hanım'ı da burada sosyal medyadan yadırgamayalım lütfen. O anki psikolojisiydi. Ama Yasemin Hanım şunu biliyor. Yani MÜSİAD İsviçre Başkanı, MÜSİAD'ın haricinde tüm sivil toplum örgütleri. Bakın burada istisnasız hepsiyle temas halindeyiz. Yani Yasemin Hanım'a ben bizim kendi evimizi teklif ettim. Bizim MÜSİAD'ın misafirhanemiz var bizim. Orada işte metrekare olarak mevcudiyetimiz daha yüksek. 200 metrekare. 2-3 tuş var. Lavabolar ayrı. Orada onlar birbirlerine temasları da olmayabilir aile içinde. Teklif ettim. Dedim ki eğer eviniz ufaksa lütfen gelin bizim MÜSİAD'ın misafiri olun. Bunu da teklif ettik. Yasemin Hanım'la kontaktayım. Kadir Bey'le kontakt halindeyiz. Çarşamba günü saat 11'de onlarla görüşeceğim. Yani onların şu anda Yasemin Hanım'ı sizin aracınıza bütün İsviçre'deki Türk vatandaşları duysun. İhtiyaçları, herhangi bir ihtiyacı, maddi, manevi ne varsa Türk toplumu olarak. Yani bunu biz böyle şeyleri devlete bırakmayız. Bakın şimdi her şey devletten evet. Beklenmez. Tabii devlet sahip çıkacak. Sahip çıkıyor. Sonuna kadar sahip çıkıyor. Hareketi. Konsolosluğumuz, büyükelçiliğimiz de devrede zaten tabii, Şeref tabii. Bey. Onlar, doğru onlar, mu? Tabii. Onlar baştan beri takipte. Hem benimle istişare ettiler. Hem onlara istişare ediyorlar. Hem sağlık kurulu. Burada birkaç Türk doktorumuz var. Onlarla istişare ediyorlar. Yani biz vatandaşımızı burada mağdur bırakmayız. Yani şimdi siz bu süreci şeyde gördünüz. Yani burada kalan işte vatandaşlarımız vardı. Mağdur vatandaşlarımız vardı. Müsiyat olarak da evet. Biz de gene buradan misafir ettiğimiz insanlar vardı. Üç evet, bayanı misafir doğru. Ettik. Bunları da biz işte aldık. Yani bunlar nasıl geldi bize? Devlet konsolosluk arıyor diyor Müsiyat Başkanı'na ki işte efendim vatandaşımız mağdur. Yardımcı olabilir misiniz? Müsait yeriniz var mı? Bizim gibi diğer derneklere de soruyorlar. Her dernek potansiyeline göre diyor benim 5 kişiyi ağırlayabilirim, 10 kişiyi ağırlayabilirim, 3 kişiyi ağırlayabilirim. Bizim bir
İşte böyle bir potansiyelimiz var. MÜSİAD'ın da İsviçre'de aynı zamanda Basel'de iki tane dairemiz var. Braunwald'da bir dağ evimiz var. Aynı zamanda 15 kişiyi misafir edecek bir kapasitemiz var MÜSİAD olarak. Ve bu kapasitemiz içinde hem ağırlama hem bir de bu gıda ihtiyacını giderme şeyimiz var. Yani bu İsviçre'de Allah'ın izniyle MÜSİAD başkanı olarak, MÜSİAD olarak hiçbir vatandaşımızın mağdur bırakmayız. Yani elimizden gelen bütün imkanları sebep ederiz. Beni evet, tanıyan, zaten, beni tanıyan Türk toplum bunu biliyordur. Yani bundan şüphe etmeyin. Fatih Bey, siz de evet, zaten Şeref Bey, şöyle biz yorum yaparak söyleyeyim ben açıkçası. İsviçre'de böyle bir şeyin olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu düşündüğümüz zaman, yani bunu sadece ben değil galiba Türk toplumunun tamamı bu şekilde düşünüyordu zaten. Yasemin Hanım'ın durumunun kimsenin ilgilenmediğini söylemesi, İsviçre'de olmayacak diye bir şey yok elbette ama imkansız psikoloji gibi geldi hepimize. Psikoloji var. Şimdi Yasemin Hanım şöyle düşünüyor. Evet. Hasta. Biz hep şunu diyelim Fatih Erbey, şunu diyelim her zaman. Hastamız her zaman haklıdır. Hastamız evet. Var şimdi. Bizim hastamız onlar. Onları lütfen hiçbir zaman rencide etmeyelim. Onlar o hangi şeyle vardı. Tabii ki şimdi biz Yasemin Hanım'ın da bir hasta oluşunu ilk başta bilmiyoruz. O 7 Nisan'da konsolosluğa bildirdi pozitif çıktığını. Konsolosluğun şeyine girdi, kayıtlarına girdi. O süreçten beri konsolosluğumuz olayı takip ediyor. Almanca sıkıntısı evet. Oldu. Almanca sıkıntısı olduğunda işte bir Türk doktorlarına yönlendirdiler bunu burada. Orada da işte şimdi tabii ki hastamızda biz hastalarda şu vardır efendim. Şimdi biz çabuk iyileşmeyince hemen doktora bir bahane buluruz. Doktora bizim acaba doktorumuz iyi miydi? Ya bu süreç evet. Şimdi yani hemen bir şifa beklemek zor. Bunların da biraz süreci uzun sürdü. Onun için Yasemin Hanım biraz da bir işte bana gibi sahip çıkıyor derken biz kaset çıkana kadar haberimiz yoktu. Yani baştan bilsek ki bizim burada vatandaşımız var. Tabii bunun şimdi biraz da öncesi var. Şimdi bu iş korona çıktığı günden beri hem İsviçre'de UİT Başkanı Murat Şahin kardeşim hem Suat Şahin kardeşim evet. Beyaz Aydın Başkanı bir çağrı yaptı. Dediler ki gıda ihtiyacı olan insanlara biz gıda ihtiyaçlarını sevk edeceğiz dediler. Şimdi hanımefendi Yasemin Hanım onlara başvursaydı oradan da haberimiz olur. Bizim oradan haber, onların da haberi olmadı. Yani bizim yani sivil toplum örgütleri olarak yani büyük dernek federasyonlar olarak bizim haberimiz olmadı. Biz video çıkınca harekete geçtik. Belki orada Yasemin Hanım tabii şimdi destek istersiniz de destek istemeniz için birisi bir derler ya işte ağlamayan çocuğa mama verilmez diye. Böyle bir şey var yani. Önce bir siz bize müsaade evet. Başvurun. Deyin ki işte ya Şeref Bey bizim işte bir maddi ihtiyaç bir sıkıntımız var. Ekonomik sıkıntımız var. İşte evde işte yemek yapacak pozisyonumuz yok. İşte bir derdinizi anlatın bize. Biz çözüm bulamazsak başkasına yönlendiririz. Başka deneklerimize yönlendiririz. Her şeye müsait çözüm bulamaz. Ama biz yönlendirebilirdik. Başkası da bizi yönlendirdik. Biz yönlendirme yapıyoruz. Ama dediğim gibi bu şu anda bir sıkıntı yok. Yasemin Hanım şu anda Emineliler'de Türk toplumu olarak biz bunu sahiplendik. Tek müsait olarak değil, Türk toplumu olarak diyorum sahiplendik. Onun için Yasemin evet. Hanım'la benim gibi bir başkanla da görüşüyorlar. Tahmin ediyorum Türk Federasyonu 3 kişi gönderdi. Evet, bir gün gıda yardım yaptırmak için evine işte onu da haberini aldık. Yani Bahtiyar aslında şu koronavirüsü bize şunu da gösterdi. Onu da şey edelim. Birliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunu da hissettik. Hissediyorum. Aynen. Yani bu aynen, da doğru. Bu işin pozitif yanı diyelim. Müthiş bir birlik anlayışı var İsviçre'de. Ben burada tekrardan sivil toplum örgütleri başkanlarına, federasyon başkanlarına işte bu işlere hemen elin taşından okumak isteyenlere. Yani şu an inanın bana yarış var. Yasemin Hanım'a kim yardım edecek diye. Böyle bir şey var. Yani ben gıda yardımı yapayım, ben şunu evet. Yapayım, ben giderini karşılayayım diye bir şu anda bir böyle bir tatlı bir yarış da var. Güzel bir şey var. Buradan yine İsviçre'de mağdur olan vatandaşımız varsa, bir şey ulaşamadıysa, konsolosluğa ulaşamadıysa lütfen MÜSİAD İsviçre'ye veya en yakında bulunduğu derneğe başvursun. Biz bütün dernek başkanlarıyla irtibat halindeyiz. O dernek başkanları bizimle irtibata çok rahat geçiyorlar. Tabii biz bunları yaparken son işte Türk toplumundaki dernek başkanlarına şunu diyelim hepimiz. Aynı bu özveriyi lütfen İsviçre'lerde içine gösterelim.
Yani tek profesyonel evet. değil. Mağdur olan İsviçre'de varsa aynen. bizim tanımadığımız komşumuz, akrabamız, dostumuz kapılarına vuralım. Bu bizim Türk toplumunda olan komşuluk kültürünü ben hanımıma diyorum ki işte ya sarma mı yaptın? Hanım şu yanındaki kapıya vur da bir kap sarma ver. Bu bizim Türk kültürümüzdendir bunlar. Biz kendimizi evet. böyle kabul ettireceğiz. Bizi tanımalarını sağlayacağız. Çünkü insanlar bizi tanımıyorlar. Yani bir de bir muhafazakar çemberinin bir sıkıntısı var. Şimdi bizim İsviçreliler bizi entegre olmuş kabul etmiyorlar. Tanımadıklarından kabul etmiyorlar. Yani bizim görüşümüz olmayan, bizim dünyamız olmayan böyle bir nasıl diyeyim size? Mesela terör örgütlerinin propagandasına baktığınız zaman adamlar çok rahat her tarafa ulaşabiliyorlar. Ve İsviçre'de onu entegriyet olarak kabul etmiş, entegre olarak kabul etmiş oluyor. Entegrasyon zaten çok büyük bir sorun Şimdi Şeref Bey, açıkçası. Açık şeyle beraber. Yani, adam niye entegre kabul ediyor? Onun partiler sözünü kestim valla beraber. Niye kabul ediyor entegre? Adam diyor ki, adam işte benimle beraber tomuz eti yiyor, işte benimle beraber içki içiyor. O entegre. Kardeşim entegrasyonu değil. Entegre olmuş biri varsa diye benim. Niye ben kendimi entegre kabul ediyorum? Ben şu anda İsviçre'nin ekonomisine katkı veriyorum. Vergimi veriyorum, çalışmasını yapıyorum. İsviçre'nin refahı için kafa yoruyorum ben. Ben aynı zamanda İsviçre'nin refahını düşünüyorum. Yani ben buradaki Türk toplumunun entegrasyonu olumlu cevap vermesi, dışlanmamasını, İsviçre'lilerle kaynaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Biz katkı sağlıyoruz. Onlar aslında bölüşmeye gidiyor. Onlar terör örgütleri, burada Türkiye'deki o çorafi politikasını buraya taşıyor. Ben tam aksine biz diyoruz ki Türkiye'deki politikayı mümkün mertebede İsviçre'ye taşımayalım. Biz burada yaşıyoruz. Buradaki sorunlarla gireceğiz. Ondan sonra anavatan sorunları gelir. Biz buradan Türkiye'de fazla etki yapmamıza imkan yok. Sadece ekonomik olarak etki yapabiliriz. Ama biz burada siyasi yapının içinde Türk lider olarak yani burada yaşayan Türk toplumu olarak entegre olarak iyi örneklerimizle beraber. Yani ben size niye diyorum işte dağlara çıkınca işte insanlarla bir hafta kalıyorum. İyi örnek oluyor. Adam bizi tanıyınca sen Türk değilsin diyor. Yani bu insanlar evet. bizi tanımıyor. Bu insanlar bize ilk kapıyı kapattığı zaman lütfen o kapıya bir daha vuralım. İki kere vuralım. Üç kere vuralım. İnsanlar bizi tanımıyor. Evet, Şeref Bey, tam bu konuda şunu demek istiyorum. Belki de İsviçre vatandaşlığı alıp İsviçre siyasetine girmek bizim vatandaşlarımız açısından bu konuda özellikle entegrasyon konusunda kendimizi ifade etmek, anlatmak açısından çok önemli bir vazife görebilir. Ya onlar siyasetler şimdi İsviçre'de ben onu da biraz Bahtiyar biraz açıklama getireyim. Ben şimdi çok ona da taraf değilim. Yani bizim illa siyasetçi bizden olsun diye. Ben İsviçreli şöyle bir misal vereyim size gene. Basel'de sağ partinin il başkanı mesela. İsviçre'nin sağ partisi. Türkiye'nin diyelim işte MHP'si diyelim sağ partisi. Başkanı benim arkadaşım. Ama ve inanın bana bizim Türklerin sorunlarının son zamanda sağ partisi olmasına rağmen belirli konuları bizden çok savunuyor. Biz kendimizi anlatmamız lazım. Ve şimdi bizden birisi yani bir Şeref Yıldız işte siyasete girse Türkiye'yi o kadar Türkiye'yi savunduğu zaman adam diyecek ya zaten bu Türk savunacak doğaldır. Ama bir İsviçre'nin bizi savunması çok farklı bir etki yapıyor. Ama inanarak bizi savunuyor çünkü. Biz de inanarak savunuyoruz kendimizi. Evet. Bizdeki eksiklik biz kendimizi İsviçreli siyasilere, İsviçreli etkili olan sivil toplum örgütlerine daha anlatamadık. Biz daha işin ucundayız. Biz bir adım atacağız, onlar bir adım atacak. Bazı zaman kapılar kapanacak bizim üzerimize, biz o kapıları açacağız. Bakın, biz pes etmeyeceğiz. Biz sosyal olarak, ekonomik olarak kendimizi de güçlendirmemiz lazım. Yani şimdi ben Fransa'dan misal verdim Ermenilerle ilgili. Fransa'da Ermenilerin lobisi niye güçlü? Çünkü ekonomik olarak güçlüler. Amerika'da Ermenilerin niye güçlü? Ekonomik güçlü. Biz Türkler olarak ekonomik güçlü olacağız. Ondan sonra ben Hasan'ın, Ahmet'in hakkını savunabilirim. Etkili olacağız. Etkili insanlarla görüşeceğiz. Tanışacağız. Ya benceremizi genişleteceğiz. Yani biz biraz son senelerde biz böyle kafamızı kuma soktuk. Etrafımıza bakmadık maalesef. Biz bu evet. Biz bu sürecimizi 10 sene önce yapsaydık, yani bu açılımı 10 sene önce yapsaydık, böyle işte ticari diplomasi, İsviçrelilerle diyalog yapsaydık,
çok daha yol alabilirdik. Yani ben kendimden bay biçiyorum. Yani kendimi de övmek için demiyorum. Çok kısa zamanda çok güzel mesafeler aldım diye düşünüyorum. Ve kendimle o konuda kuru diyorum. Bazı konularda ben mütevazı olmam Bahtiyar Bey. Yani onu da kimse yadırgamasın benden. Ben yaptığımı doğru, biliyorum. Tabii. Ben yaptığımı biliyorum. Yapacağımı biliyorum. Onun için bazı şeylerde mütevazı olamam. Ama yetmez. Bizim ekip olarak çok daha bir takviye ihtiyacımız var. Onun için Türk toplumu dışarıda çok etkin insanlar var. Ama aramıza girmiyorlar. Onları bir şekilde Türk sivil toplum örgütlerine kavuşturmamız lazım. Onlar da elini taşın altına koyması lazım. Şimdi onlar da arıyorlar beni. Ya işte gazetede bu çıktı. Ya diyorum tamam da güzel kardeşim, güzel abim gazetede bu çıktı da sen gazeteci kimle alıyor bilgi? Sen çalışmadığın alanda. Tabii. Şu anda bu İsviçre basını biz de biliyoruz ki sol tendensli bir basın. Yani Türkiye'de de işte solla çok iyi irtibatlar olan bir şey. Ben normal sol ayırmam Türkiye'de de. Ben Türkiye'deki sol ayrımım şundan ibarettir. Yani devlete düşman gözüyle bakan sol diye tabir ediyorum ben sol dediğim zaman. Yani normal Türkiye'de klasik solu kimse anlamasın, CHP'yi anlamasın. Tam aksine İsviçre'deki CHP'lerle çok güzel ilişkilerimiz var. Ve ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını arıyoruz. Onun için biz burada işte terör örgütlerine, FETÖ'ye gibi insanlara, onların etkili lobisini gazetecilere bırakmayacağız. Biz evet, haklı davamızı kendimiz anlatmamız lazım. Onun için kapılara birbiri çakacağız, edeceğiz. Onun için de iyi dil bilen, iyi kendini tarif edebilen, Almanca iyi kullanan insanlara ihtiyacımız var. Evet. Bunu çünkü siyasi evet, siyasi partiler bunu yapamaz. Yani bizim siyasi partiler, hariciyenin yapacağı şeyler kısıtlıdır. Lobi çalışmalarını, diaspora çalışmalarını yapacak olan sivil toplum örgütleridir. Tabii ki istişare olur, hariciye tanışırız, ederiz. Öbür UİT'e tanışırız, Türk Federasyonu tanışırız. Ama burada bu çalışmalarda MÜSİAD gibi parti üstü kuruluşlar çok önem arz ediyor. Çünkü bizler partiler üstü olduğumuz için bizler daha çok çalışmamız lazım. Bunların içine İsviçre Türk Toplumu girer, MÜSİAD girer, işte TİSAP girer, turizmciler girer. Çünkü onlar hepsi partiler üstü kuruluşlar doğru, bunlar. Bunlar daha çok çalışması gerekiyor. Evet doğru. Bir umut ışığı var aslında. Yani. Umut ışığı var. Yani şu anda iyi gidiyoruz. Evet. Yani şu anda ilişkilerimiz iyi gidiyoruz. Eskiye göre çok iyiyiz Bahtiyar Bey. Onu diyebilirim. Evet. Şeref Bey çok çok teşekkür ederim size. Değil. Çok önemli bilgiler verdiniz. Malum Ramazan ayındayız. İftara da bir saatten kısa bir vakit kaldı galiba. Ya iftar unuttuk ya. Bu arada beni, siz de bizim yüzümüzden eve yetişemeyeceksiniz galiba. Öyle gözüküyor evet. Olsun canım yani, sağ olsun. Bunlar Bahtiyar Bey, ben size teşekkür ediyorum. Bakın tekrar diyorum arkadaşlar. Değerli Türk toplumu. Dost gazetesinin değerini bilelim. Hakikaten çok güzel burada bir mücadele veriyorlar. Türk basını var olması lazım. Gündelik İsviçre basını tercüme edip size yansıtıyorlar. İnanın bana Bahtiyar kardeşimiz günde 16 saat, 18 saat şu bilgisayarın karşısında duruyor. Ben bunun bizzat şahidiyim. Onun için buradan tekrardan Post Gazetesi'ne Bahtiyar Bey, Ömür Çelik Bey, bir de arka planda bu canlı yayını yapan Mehmet Çelik Bey'i unutmayalım. Değerli kardeşimiz. Bizi takip eden, inşallah çok hızlı konuşmuyorum dedi bana Şeref abi, yavaş konuş. biz Karadeniz olduğumuz için hızlı konuşuyoruz biraz Bahtiyar Bey. Aynen. Sıkıntı yok. Zaten, bir dahaki canlı yayın anlaşılır inşallah. Alışırsın. Zaten Şeref Bey şöyle söyleyeyim. Ben Ege'liyim. Siz Karadenizlisiniz. Benim en çok kavga ettiğim, en çok da sevdiğim insanlar hepsi Karadeniz'den. Biz de seni çok seviyoruz ya. Biz de seni çok seviyoruz Bahtiyar'ım ya. Oldu Bahtiyar'ım. Çok teşekkür ederim. Benim çok çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diyorum. Hayırlı akşamlar. Bizi izleyen arkadaşlarım, takipçilerimize de çok çok teşekkür ederiz. Hayırlı iftarlar dileriz. İyi akşamlar dileriz.